Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok değerli mümin kardeşlerim Rabbim hepimize bir ömür verdi. Bu ömrü bereketle, ibadetle ihya etmek ve iman ile bitirmek Rabbim nasip etsin. Bize de, size de, hepimize, soyumuza, çocuklarımıza da lütfu ve keremiyle. Bu ömür yıllara bölünüyor. Filanca 50 yaşında, filanca 80 yaşında diyoruz. 80 tane yıl geçirmiş demek. Aziz kardeşlerim konumla ilgili değil ama yeri geldi bunu söyleyeyim de bana hayır dua ediniz. Biz kaç yaşındasın diye sorulduğunda diyoruz ki 60 yaşındayım. Peki neye göre hesaplıyorum bunu? E kullandığımız takvime göre. Biz Güneş takvimi diye bir takvim kullanıyoruz. O 365 gününden oluşuyor onun bir tanesine bir yıl diyoruz. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı takvim var. Kameri takvim. O 365 gün değil, 355 gün. Dinimizde mesela hac ibadeti, Ramazan ibadeti, zekat ibadeti, oruç ibadeti, dikkat ediniz. Hac, zekat, oruç bu ibadetler kameri takvime göre karşımıza çıkıyor. Kameri ne demek? Biz 355 gün sonra bir dahaki Ramazana kavuşuyoruz. 365 gün değil. Zekat 355 günde bir ödeniyor. Hac 355 günde bir yapılıyor. Bu ne demek? Dini değerlendirmelerde kameri takvim esas. Şimdi sizlere bir soru. Melekler bizim yaşımızı hesaplarken sizce hangi takvimi kullanıyorlardır? Çünkü her 33 senede bir kameri takvim bir yıl fark ediyor. Mesela 33 yaşındaki birisi nüfus defterlerine göre 33 yaşında ama bu biraz önce bahsettiğim dini hesaplamalara göre 34 yaşında sayılıyor. İşte 68 yaşındaki biri 68 yaşında devlet takvimine göre sayılıyor. Şeriatımıza göre 70 yaşında sayılıyor. Bu soruyu eşler olarak birbirine sorabiliriz. İnsanlar yaşlanmaktan hoşlanmıyorlar biliyorum. Ama hoşlandın veya hoşlanmadın. Gerçek bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela ne buyuruyor? Allah bir kula 60 yıl yaşama ruhsatı verdiyse okulun ağzını kilitler kıyamet günü diyor. Yani ne demek özür, özür bırakmaz ona buyuruyor. Ne demek o? Yani 60 senede de adam olmadıysan sen der. Yani 60 sene yeter bir insanın adam olması için ibadet ve iman açısından. Şimdi bu 60 sene Kıyamet günü nasıl hesaplanacak? Nüfus kağıtlarımızdaki güneş takvimine göre mi? Mesela 58 yaşında ölen birisi bu hadise göre sorunsuz mu diyeceğiz? Yok. 60 kameri takvim geçirene göre olacak. Bunu bir kenara not edelim. Değerli kardeşlerim, yıllık planlanmış ibadetlerimiz var bizim. Ben Müslümanlığımı Allah'ın rızası için neler yaptığımı hesap ederken bu yıllık planlamaya dikkat etmem lazım. Mesela her yıl bizim bir ay Ramazan orucumuz var. Yıllık bilançolarımız bu Ramazan orucuna göre kardadır veya zarardadır. Çünkü her yıl Allahu Teala 30 gün ortalama Ramazan diye bir gün geçirmemi murad etmiş. Şeriatını bu sistem üzere kurmuş. O zaman benim mesela 60 yaşındayım. 15 tanesi büyük ihtimalle farz olmadan geçtiği için 45 tane, bu 60 senede, 45 tane Ramazan geçirmiş olmam lazım. Ben kıyamet günü son halim nedir diye, dünyada merak ediyorsam, bu 45 tane Ramazan'ı da hesap etmem lazım. Çünkü Ramazan yıllık takvimin içinde var. Aynı şekilde, yıllık ibadetler olarak nafile de olsa teravihler var. Ramazanın içinde. Bu yıllık ibadette teravihi ne yaptım? Nasıl geçirdim? Bunu değerlendirmem lazım. Şuna karıştırmıyoruz tabi. E farz değildi ki. Oruç farzdı. Tamam da biz sevaplarımızı sadece farzlardan toplamıyoruz ki. Nafilelerden de sevap topluyoruz. Nafilelere muhtaç değil miyiz? Ben kıyamet günü nasıl dirileceğimi Ramazan oruçları koy bir kenara. Zekat koy bir kenara diye bilanço oluşturuyoruz ya. Hani biraz muhasebeci diliyle konuşalım. Bu bilançomda nafileler de var. Farz zekat da var. Sadakayı fıtra da var. Yıllık ibadet bu. Aynı şekilde iki bayram namazı var ve bunlar büyük bir sevap kaynağı benim için vacip ibadette olsa büyük sevap kaynağı. Dolayısıyla yıllık bu yıl nasıl geçti diye hesap kitap yaparken yıllık ibadetimde yani yılda bir defa karşıma çıkan yıl dönümüyle beraber yenilenen ibadetlerden biri de iki bayram namazıdır. Aynı şekilde yılla bir yapılabilen, tekrar yapılamayan hac ibadeti var. Şüphesiz bu belli bir miktar zengin olana ancak farz olur. Bu zamanda da karşımıza Allah'ın imtihanı gereği hem sevinilecek bir şey, ancak Kur'a kendisine çıkabilen yapabilir diye bir durum oldu. Müslümanlar büyük bir kalabalık oluşturduğu için Mekke Vadisi, Arafat Vadisi hacca gelen Müslümanları ancak Kur'a an ile sıkıştırarak alabildiği için elhamdülillah bu yönüyle sevindirici ama Kur'an çıkmadıkça da bir türlü hacca gidemiyorsun o bakımdan da elbette üzücü bir şey. Aynı şekilde yılda bir karşımıza çıkan zekat ibadetimiz var. Zekat ibadeti de yılda bir karşımıza çıkıyor ve yılda bir karşımıza çıkan ve bizim için sevap kaynağı olan Ramazan'ın son 10 günündeki itikaf ibadetidir. Bu da yılda bir kere gelir. İtikaf her gün yapılabilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, ashab-ı kiramın devam ettirdiği müekket sünnet olarak itikaf ibadeti Ramazan'ın son 10 günündedir. Yine yılda bir Karşımıza çıkan ibadetlerden birisi de Ramazan'dan sonraki ayın adı olan Şevval ayında 6 gün peş peşe veya aralıklı olarak oruç tutmak. Şevval orucu. Bu da yıllık kazançlarımızdan birisidir elhamdülillah. Yine yıllık karşımıza çıkan ibadetlerden biri Kameri ayların ilki olan Muharrem ayının 10. ve 11. ya da 9. ve 10. gününü oruçlu geçirmektir. Yani Aşura gününü oruçlu geçirmektir. Bu da Müslüman olarak yılda bir defa karşımıza çıkıyor. Yine yılda bir defa karşımıza çıkan ibadetlerden birisi Zülhicce ayının ilk 10 günüdür. Bizim toplumumuzda çok yaygın olmayan değerli bir ibadet bu kardeşlerimiz. Zilhicce, kameri ayların 12.si ve kurban bayramının içinde bulunduğu hac ibadetinin yapıldığı aydır. Bu ayın Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günü. İlk on günü, içinde on gün değil, ilk on günü Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın üzerine yemin edeceği kadar mübarek günlerdir. Vel fecr ve leyalin aşr. Fecre yemin olsun. O on geceye yemin olsun. Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Müfessirler bunu Zilhicce ayının ilk 10 günü olarak tespit etmişti. O 10 günün 10 gecesi tabi. Ve leyalin Aşır. Kardeşlerim bu aylarda sadaka, bu ayın 10 gününde gecesinde sadaka daha değerli. Sıla-i Rahim daha değerli. Dua daha kabule uygun. Tövbe çok daha mübarek bir ibadet. Nafile namaz daha değerli. Nafile oruç daha değerli. Bu 10 günün 9. günü olan bizim Kurban Bayramı Arefesi dediğimiz Arefe günü de yıl içinde bir kere olan yıllık kazanç günlerimizdendir. Yani bu Zülhicce ayının ilk 10 günü çok değerli. O 10 günün 9. günü onların içinde en değerlisi şeklinde. Bir soru sorup cevabını vereyim. Neden yıllık ibadetler diye bunları özellikle başlık yapıyoruz? Çünkü değerli kardeşlerim Müslümanız elhamdülillah ibadetimiz var, namazımız var. Elhamdülillah. Yani bunda bir sıkıntı yok. Fakat rutinleşmek, kıymetini anlayamamak gibi bir sonuç getirebiliyor bazen bu ibadet yılda birdir diye farklı bir kategoriyle ona baktığımız zaman bizim için daha hareketli olur. Daha kazançlı olur. Rutinleşmek mesela cuma namazı haftada birdir. 5-10 sene sonra sıradanlaşıyor. Onu tazelemek gerekiyor. Arefe günü her kurban bayramında geliyor zaten kurban kesecektik diye kaybolup gidebiliyor. Zülhicce'nin ilk günleri kaybolup gidebiliyor. Bizim için ise ömrümüzde bir dahaki nasip olup olmayacağı belli olmayan fırsat bu. Bakış tarzımız böyle olması lazım kardeşlerim. Bu sebeple bir mümin ev planlamasında nasıl aylık taksitlerimiz vardı diye bir şey düşünüyoruz. 5 sene oldu. Boyasını yenileyelim düşünüyoruz mesela. Nasıl evin bahçesi varsa o bahçede Nisan ayı oldu fideleri dikelim diyoruz. Aynı şekilde ibadetlerimizin de yıllık olanları bir tazeleme, bir yenilenme, bir heyecan artırma özellikle yeni nesli yetiştirirken. Büyükler için de geçerli bu. Önemli bir yardım edici unsurdur. Yapmayacak olan zaten yıllık değil asırlık da olsa yapmaz bunu. Ama mümin insan fırsatları çok iyi değerlendirmeli. İbadetlere yıllıktı, haftalıktı, günlüktü, saatlikti diye planlama yapıp evlerimizin mümin kalışına, mümin planına sadık kalışımıza bir tür yardım etmeli destek olmalıyız. Rabbim burada saydığımız ibadetleri özellikle de haccı ve zekatı ki herkese nasip olmuyor. Hepimize nasip etsin diye dualar ediyorum. Bu yıllık ibadetlerimizde bir arıza olmadan samimi, ihlaslı bir şekilde devam etmek hepimiz için müyesser olsun diye dua ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين